Merhaba sanırım ben Serdar ve soru cevap blogunun cevap bölümüne hoş geldiniz. Şurada 57 tane sorumuz var. Sorduğunuz soruların hepsini cevaplayacağım. Tabi bu cevap blogunun yani şu anda videoyu çekiyorum. Videoyu çekmeden önce video çektikten sonra sormuşsanız muhtemelen cevaplayamamışsındır. Ama onun dışında arada kaçırdıklarım varsa özür dilerim, çok dikkat ettim. Ama başlıyoruz. Abi ben senin Skyrim çekmeni istiyorum demiş. Biraz bu arada isimleri okumayacağım bu videoda. Çünkü çok fazla isim okumamı istediniz. Gelecek soracağım vlogunda isminizi söyleyip sonra sorunuzu okuyacağım. Öyle olduğu zaman bu isim okuma meselesini de halletmiş oluruz. Ama bu videoda ismini okumamı isteyenler vardı. Onlardan özür diliyorum ve devam ediyoruz. Abi ben senin Skyrim çekmeni istiyorum demiş bir ahbabımız. Ben de benim Skyrim çekmemi istiyorum. devam edeceğiz ya, devam edeceğiz. Araya sıkıştırırız onu. Yeni seri var mı ahbap? Yeni seri var tabii. GTA 5 sırlarına başlamışız. Koskocaman GTA 5 sırlarına başladık. Bulduk mu bir şeyler bilemiyorum artık. Kim izler, kim izlemez. GTA 5 sırlarına başladık. Yeni seri var. Fallout 3 sırlarına başladık. O da yeni seri. Başlayacağım yeni seri. Yani gelecekteki yeni seri olarak GTA 5'e başlayacağım. Bölümlerini oynamaya başlayacağım. Ama size ilk önce şunu sormak istiyorum. GTA 5'in senaryosunu oynarken bu ara sahneleri falan geçeyim mi? Gerek var mı? Çoğunuz izlemiştir zaten diye düşünüyorum. Yani GTA 5'in videosunu kaçırmamışsınızdır herhalde. Lütfen kaçırmayın yani. İzleyin o kadarını bu arada. Şu karton. Kartonu görüyorsunuz şu anda. Kendi tripodum bir şeyle jelatine yapıştırdım. Şu anda mikrofonu jelatinle yapıştırdığım şey yani. Kutunun altına neyse. GTA 5 ara sahneleri geçeyim mi geçmeyeyim mi? Onu yorumlarda belirtin de ona göre şey yapayım ben, bölümleri çekeyim. İlk bölümü çektim zaten, onu atacağım da. 28 Aralık'ta bu arada GTA 5 senaryosunun ilk bölümü, GTA 5'in ilk bölümünü 28 Aralık'ta atacağım. Onun dışında sır videosu ondan sonraki hafta gelecek. Minecraft veya GTA'da fantezi modu var mıdır? Valla bilmiyorum. Aslında şimdi baksam nasıl olur diye düşünüyorum. Hemen GTA fantezi modu diye aratacağım. Bakalım çıkacak mı? Yok. Oğlum benim... Neyse. Lan! Hay... Vay pi... Oğlum... Benim videolar başka sitelerde ne arıyor ya? Direkt korsan içeriye giriyor bu. Bilmiyorum inşallah giriyordur. Dava açıp pançayı kazanacağım. Tazminat kazanacağım. Şeytani planlarımı yaparken. Yok öyle bir muhabbet de hakikaten sinirim bozuluyor ama. İnşallah beni şey yapıyorlardır. Kredi veriyorlardır hani. Bunu şu adam yaptı diyorlardır. Öyle bir mod yokmuş. San Andreas Fantezisi falan yokmuş. San Andreas Fantezi modu yazdım. İlk benim videolar çıktı. San Andreas Fantezileri diye. Hobbit hakkında spoiler geliyor. Aslında spoiler sayılmaz ama. Hobbit hakkında sormuş yapmamız zorunda uyarayım. Uyarmış olayım. Daha sonra benim tepeme bilmeyin. Hobbit'in son filminde Gandalf 80'li yaşlardayken Frodo ortada yoktu. Frodo ortada yoktu demiş. Ben nedenini sormuş. Frodo ortada olmaması gayet normal bir şey. Çünkü Hobbit'te o geçen olaylar işte Yüzüklerin Efendisi'nden önce geçiyor. Bayağı bir önce geçiyor. Çok önce geçiyor. Çünkü fark ettiysen Hobbit'te Bilbo Baggins adam genç, ne güzel, dinamik. Yüzüklerin Efendisi'nde adam 111 yaşında. Hoca, adam 111 yaşında. Aradan yıllar geçmiş. Asır olacak hatta. Ya asır olmaz. Asır olsaydı 11 yaşında olurdu. O zaman pek de Hobbit'e gitmezdi. Hadi bakalım. Yani bu yani. Hobbit zaman olarak Yüzüklerin Efendisi'nden önce geçiyor. Yeni çıkmış olsa da daha önceki zamanları konu alıyor. Orta Dünya tarihinde. Öyle söyleyeyim. Peki şimdi. Fado diye bir karakterden bahsetmiştim. Ben Fado'nun kim olduğunu bilmiyorum. Kasma oğlum, neden kasıyorsun? Ben videoyu durduruyorum izninizle. Şimdi baştan başlatacağım. Tamam. Şimdi gene kasıyor. Tamam. Devam ediyoruz. Kamera kasıyor ya. Üzgünüm o konuda. Keşke telefonla çekseydim ama.
Telefona çekmek şu anda pek mümkün değil. Neyse. Telefonum ne yazık ki fazla hayatta değil. Ya hayatta da. Bilmiyorum. İşletim sistemi mi? Şey yaptı, kafa gidi bilmiyorum. Neyse. Sıcak oldu ya. Çok sıcak oldu. Şunu çıkarayım. Şunu çıkaracağım birazdan. Filmi beğendin mi? Son filmi. Hobbit hakkında konuşuyoruz. Hobbit'in son filmini beğendim. Öyle o kadar da muhteşem değil. Yüzüklerin Efendisi'yle falan kıyaslanamaz benim için de. Bir yanda çok güzel bir filmdi. Gidilir yani. Gitmenizi tavsiye ederim. Altıncı soru. Oyun konsollarını hangi cihazla kaydediyorsun? Ha yok, beşinci sorudayız. Harry Potter'ın müzikleri mi yoksa Lord of the Rings'in müzikleri mi? Yani Yüzüklerin Efendisi'nin müzikleri mi? Ben Yüzüklerin Efendisi fanı olduğum için burada Yüzüklerin Efendisi müzikleri diyeceğim. Ve objektif bir şekilde yaklaşırsak da Yüzüklerin Efendisi'nin müzikleri gerçekten güzel. Hani Harry Potter'ın da güzel ama bilmiyorum. Yüzüklerin Efendisi'nin müziği gerçekten ruhumun içine işliyor yani. Altıncı soru. Oyun konsollarına hangi cihazda kaydediyorsun? AverMedia neydi ya? Live Gamer Portable diye bir tane cihaz var. Ama onun için ekstra bir tane HD kaydedeceksiniz. Ekstra bir tane şey gerekiyor. Parça gerekiyor. Olmaması lazım. HDCP splitter diye. Türkiye'de araştırdım yok gibi ya, bilmiyorum. Ama onun da bir yolu var yani. HD kaydetmediğiniz zaman şey yapabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. 7. soru, GTA 5 mi GTA San mı? GTA Vice mi? GTA San Andreas yani. Yani GTA 5 mi tercih ediyorsun? GTA San Andreas mı daha çok seviyorsun? Yoksa GTA Vice City mi daha çok seviyorsun? Daha önce hiç Vice City videosu çekmediğim için Vice City herhalde direkt eliyoruz. GTA 5 ve GTA San Andreas arasında kalırsak da açıkçası GTA 5 daha gelişmiş bir versiyon. Hani şu an oyun mekanikleri olsun, harita olsun, çeşitlilik olsun, zenginlik olsun, grafikler olsun, motor olsun, her şey olsun San Andreas'tan çok değil ama ben San Andreas'ı daha çok seviyorum. Neden? İlk oynadığım oyun oydu. 1. Beni GTA ile tanıştırdı. 2. Benim oyunlarla tanıştırdı. 3. Yaş kaç? 18. Bilgisayarın markası ne? Lenovo. Tuvalet kağıdı rulosunu içine koy, sabit dur. Ha, mikrofon hakkında konuşuyor. Onu yapamam çünkü o yemiyor benden. Birçok şey denedim. Size göstereceğim bunu. Gördüğünüz gibi şişeleri kestim, o şekilde kestim, bu şekilde kestim, olmadı. Ben de böyle bir şey yaptım. Tuvalet kağıdı yemiyor çünkü arka tarafında bunun şey var. Bu neydi ya? Blue Icicle. Bir tane adaptörü var bunun. O direkt arka tarafta mikrofonla tek bir parçaymış gibi oluyor. Yani bayağı büyük bir şey oluyor şu anda mikrofon. Yani oraya koysam olmaz. Hani şey değil bu. Şu anda kullandığım şey yapmıyor. Hani şöyle ekstra bir parça değil, böyle sağa sola koyabileceğim. Direkt mikrofona takıyorsunuz. Onun için şey gerek. Ya bir tane bunu tutacak şeyi var. O gerek. Ya da bir tane tripod yapmayı denedim ama tripod olmadı. Devriliyor bu sürekli. Ama bunun kendi bir tane kolu var. Bunu tutmak için o gerekiyor. GTA 5 mi? GTA San Andreas mı? GTA, ha az önceki soruya GTA San Andreas olduğunu söyledik. 146'nın anlamı ne? 146 çok basit bir anlam. Bayağı egoist. Ben eskiden bayağı tartaklanan, asosyal bir adamdım. Tabii daha sonra tartaklanmadım da. Daha sonra ben tartakladım. Hatta boks maçı yapıyorduk arkadaşlarla. Her neyse. Ben dedim, ulan dedim, bütün dünya beni tanıyacak dedim. 146 şey doğum günüm hatırlatması için 146 şey yaptım. 146 14 Haziran'dan geliyor benim doğum günüm. Hani Haziran 6. ay ya. İşte ben şey yaptım. 146 alanında bir şirket kuracağım dedim. Bu büyüyecek, bütün dünyayı yazacak falan. Tüm dünya beni tanıyacak dedim. Çok egoist bir şeydi, hareketti. Ondan sonra kaldı öyle ya. Yani hoşuma gidiyor 146 artık. Hangi oyunları oynamayı düşünüyorsun? Videoda kastediyorsan işte GTA 5'ten devam edeceğiz. Call of Duty Advanced Warfare'den devam edeceğiz. Skyrim ve Mount & Blade her zamanki gibi devam edecek. San Andreas oynayabiliriz. Düşük bir ihtimalle. Nadir, artık San Andreas o kadar fazla çekmeyeceğim. Çünkü GTA 5'i çekeceğiz birazcık. Ve başka oyunlar da var artık ya. Sadece San Andreas'a bağlı kalmayalım. Başka ne oynayacaktım? Aklımda bir şey vardı ya. Ha, Minecraft Exit'ten devam edeceğiz. Minecraft'tan devam edeceğiz. Canlı yayınlarda Civilization 5'in bütün DLC paketleriyle birlikte oynayacağım. Osmanlı'ya. Çünkü başka bir ülkeyi bilmiyorum. O kadar iyi tanımıyorum. Onun dışında canlı yayınlarda Counter Strike Global Offensive oynayabilirim. Bilmiyorum ya. Bakalız.
GTA 5 ile alakalı ne düşünüyorsun? GTA 6 nasıl olur? GTA 5 ile alakalı neler düşünüyorum? Gayet iyi bir oyun. Yani çok hoş, çok güzel. 100 üzerinden 90 rahat verirdim. GTA 6 nasıl olur diyor. Ne bileyim, aslında pek aklıma bir şey gelmiyor. Ne yapacaklar ya? Daha ya da dinamik bir dünya yaparlar GTA 6 için, ama hani GTA 5'ten sonra ne kadar geliştirebilirler? Ben de çok merak ediyorum GTA 6'yı. Belki GTA 6 diye bir şey olmaz. Belki GTA Vice 2 çıkar. İnşallah. Büyük Ejder filmini izlememi tavsiye etmiş bir tane arkadaş. Aynı arkadaş şey sormuş. İpman filminden en çok sevdiğin sahneler. Filmi bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ya kasıyor bu ya. Kasmaması lazımdı. Hiç kasmaması lazımdı. Neden bu kasıyor? Neden sen kasıyorsun kanki? Tamam, şimdi düzelmiş gibi. İnşallah düzelmiştir. Neyse. Devam ediyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Bot şakası yaptığım zaman duygularını aldı. Yerde erken bir ahbabımız bana şaka yaptı. Kanalımla bot mu atıyorsun diye, öyle duydum diye. Adım koptu, beni trollüyormuş. Ulan ne korktum ya. Neyse. Devam ediyoruz. Video işlerine ne zaman, nasıl, ne başladın? Kaç yaşında dikkatini çekti? Video işlerine. Ya aslında biz ortaokulda arkadaşla normal film yapıyorduk. İşte testlerinin parodisini falan yapıyorduk normal gerçek hayatta. Sonra ben Sanrı Yasak'ta filmler çekmeye başladım. Orta 2'nin sonuna doğru. 7. sınıftan sonraydı. O yazda, o dönemde ben Sanrı Yasak'ta telefonumla böyle ekran çekiyordum. Oradan filmler falan çekmeye başladım. O zamandan beri video çekiyorum. Ama dediğim gibi bayağı bir kanal değiştirdim. Bir tane şey vardı, 146'dan anlamadı dedi. Bir tane arkadaş yazmış, 146 tane kanal değiştirdi. Yok öyle bir şey kuzum. Maksimum 20 kanal. O da yani uçarsan, uçabildiğin kadar uçarsan. Dur, hatırlamaya çalışayım. Hatta kanal bile değiştirmeden bir kanal kullan, bir kanalı 3-4 sene kullandım ama videoları sildim. Hani böyle bir şeye gittik. Hani baştan dirileceğim gibisinden falan gittim. O da pek işe yaramadı yani, öyle durdu. Öyle durdu. İşte anlatayım, hatta bu Sanrıas hakkında Sanrıas filmi çekmeye çalışmıştım. Olmadı, sonra baştan Sanrıas sırrı çekmeye çalıştım. O da olmadı. Bu arada bunları İngilizce olarak çekmeye çalıştım. Türklerin olduğunu hiç bilmiyordum o zaman ya. Ondan sonra işte İngilizce olarak baştan şey yaptım. Bu sefer bayağı devam ettim. Bir yıl kadar falan. Ondan sonra onu kapattım. Daha doğrusu onu kapatmadım. Onunla beraber Türkçe kanal açtım başka bir tane. Onda videolar yaptım. Sonra işte İbo ile falan, İbo da videolar çekmeye başladı. İbo da tavsiye etti. Arkadaşım Can da tavsiye etti. Ben mal gibi gittim, Türkçe video çekmedim. Hani Türkçe video çekmediğim için çok mal hissediyorum o zaman. Tam kısmet değilmiş bu zaman. Geçen yıllarda başladım işte. Tam olarak hani o İngilizce video çekmeye ayırdığım vakti keşke Türkçe video çekmeye ayırsaydım. Hiç bilmiyordum. Neyse, fazla gerek yok bunun hakkında konuşmaya. Ya onu da kapattı. Sonra İbo ile birlikte kanallaştık. Onu da kapattık. Kendi başıma kanallaştık. Onu da kapattım. En sonunda bu kanal tuttu. O kadar denemeden sonra tutsun yani. İstatistik olarak tutması lazım. Neredeydik? Sen İbo. Döveceğim seni İbo. Saçmalıyor ya. 19. Çocukken utanç duyduğun an. Çocukken ben neden utanç duydum ya? Arkadaşlar bana dinozor diyordu. Böyle bir lakap takmıştı. İlkokulda ondan bayağı utanıyordum. Başka insanlarla konuşmaktan bayağı utanıyordum ama öyle hani olay olarak düşündüğümüz zaman var mıydı ya? Utandığım an, yapmaktan utanç duyduğum, kızardığım an. Dördüncü sınıfta, ilkokul dördüncü sınıfta birazcık özele gelecek ama
bir kız tarafından reddedilmiştim. Orada çok utanmıştım. Bayağı böyle utanmıştım. bu konuyu burada kapatalım. neredeydik ya? Ha, oyunsal videolarıyla neden grup olmuyorsunuz? Oyunsal videolarla biz Allah'ın her günü video çekiyoruz. Ya onun kanalı ya benim kanalda zaten görürsünüz. Onlarca video var. Ah, ne yani? Grup derken yani ortak kanal diyorsun. Ortak kanal o kadar kolay yürümüyor ya. Onun için baya bir tecrübeli olman gerekiyor ve yani tecrübeli olman gerekiyor. Baya bir tecrübeli olman gerekiyor. Biz zaten baya küçüktük. O kanallaştığımız o yüzden pek tutmadı. Hem bazı şeyler o kanalda oldu. Bazı karışıklıklar oldu. Neyse. Abi okuyor musun? Okuyorum. Şu anda soru okuyorum. Ha, gene iğrenç esprilerle. Okuyorum. Üniversitede okuyorum. Birinci sınıf. Yani daha geçen yıl liseliydim. Abi cevaplamıyorsun. O yüzden sormayacağım demiş. Beni trollüyor bu. Ahbaplarımızdan bir tanesi daha. Abi diyor çok terbiyelisin. Öyle olmak lazım. Ya hani insanlara karşı kaba davrandığınızda size bir getirisi olmuyor. Ama nazik davrandığınız zaman hani o kötü bir şey olmadığı gibi o insan değer verdiğiniz anlamına geliyor. Of çok fena sarsmışımdır ben bu masayı şimdi var ya. Ayağım çarptı masanın ayağına. İşte o insanlara karşı nazik olunca değer verdiğiniz anlamına geliyor. Siz de nazik olun. Terbiyeli olun. Terbiyenizi bozmayın. Siz bana güvenin. Devam ediyoruz. Beraber CSGO oynayalım mı? Counter Strike Global Offensive demiştin. Valla ara sıra yayınlarda dedim yani aralar falan Counter Strike Global Offensive serpiştirmeye çalışacağım. O zaman online olan varsa birlikte oynarız yani. San Andreas'ta elle tutulur, gözle görülür bir gizem olduğuna inanıyor musun? Var zaten Epsilon. Yani Epsilon tarikatının üyelerini biz duyduk, gördük. Değil mi? O başlı başına bir sır. Onun dışında kafamdan iyice geçiriyorum. Şeyler var. Sanfiero'nun. Ben onu çok aradım. Bulamadım ama gerçek olan kanıtlanmış bir şey. Ne oldukları da bilinmiyor. Sırrın da ne olduğu bilinmiyor. O yüzden fazla araştırma da yapamıyoruz ama böyle bazen Sanfiero'nun üstünden geçerken uçakla ışıklar böyle gelip geçiyor. Ama gelip geçiyor. Ne olduğu bilinmiyor. Belki bug'dır. Çünkü aynı tür ışıklar normalde sokak ışıkları. Ya da sokak ışıkları değil. Binaların tepesindeki ışıklar. Hani bir lamba yok ama ışık var. O şekilde. Evine gelebilir miyim abi? Bunu başka bir yerde söyleme. Çok iyisin. Ay canım, siz daha iyisiniz. Sağ olun. Çok sağ ol Ahbap. Teşekkürler bu arada iltifatın için. GTA 4 sırları çekecek misin? GTA 4 sırları her halükarda çekeceğim ama şöyle bir problemim var. Ne yazık ki sanırım benim Windows Live account'um çalındı. Bir şekilde Allah'tan içinde oyun falan yoktu. Hiçbir halt yoktu. E-mail işlemlerini de onun içinden yapmıyordum. Hiçbir şekilde yani kim çaldıysa bir halt yemiş. Çünkü hiçbir şey olmayacak o account'ta. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece yani save'lerimi aldılar. GTA 4 save dosyalarımı aldılar. Bravo size. Buradan da o adamlar tebrik ediyorum. Bravo. GTA 4 save'imi çalmayı başardınız. Ne güzel bir iş yaptınız. Çok herhalde başarılı hissediyorsunuzdur. Onu da nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Daha çözemedim. İşte o yüzden GTA 4 oyunun içinde çekmem zor olabilir. Çünkü save dosyaları olmuyor. Oyunu kaydedemiyorum. Başka bir save indiremiyorum. Ama GTA 4 server çekeceğim. Yani internet adresim falan toplarım. Yani bir şekilde çekerim. Server açıldığında Samp'ta bizle video çekecek misin? Ya Samp vaktim olmuyor ya. Vallahi vaktim olmuyor. Mesela şu anda bu videoyu çekeceğim. Bayağı geç oldu hatta şu anda bayağı 12 falanlaştı gece. O kadar geç olmadı da. Videoyu bitireceğim. Çekeceğim, bitireceğim. Atacağım YouTube'a. Sonra ne yapacağım? Sonra ders çalışacağım.
Cuma günü sınav var Arda. 3 gün var. Ben 3 gününde 3'ünü de ders çalışarak harcayacağım. Böyle ilginç bir şey. Canlı yayın olma ihtimali yüksek. Ya salı ya çarşamba ya perşembe canlı yayın olabilir akşam. Onun için dört gözle şey yapın. Canlı yayında muhtemelen yine Civilization 5 oynayacağım. Gözlerinizi açık tutun. Takipte kalın. Kaç yaşındasın ve ilk hangi oyunu oynadın? 18 yaşındayım ve ilk sanırım ders oynadım. Bir de aha dur şey de bu arada Spider-Man 2 de vardı o zamanlar, çok güzeldi. Örümcek Adam 2'nin filminden yapmışlar oyunu, çok güzeldi. Hatta birçok net kafede vardır hala. Ben normal kendi bilgisayarımda oynamıştım tabi. Onunla oynamış olabilirim, hatırlamıyorum çünkü çok küçüktüm. Bir daha GTA Sa ile ilgili video gelir mi ve GTA 5 siler devam edecek mi? GTA 5 siler tabii ki devam edecek. Bu ne biçim soru? Ahbap. GTA San Andreas ile ilgili video gelecek ama eskisi kadar sık gelmez çünkü şöyle söyleyeyim, oyunun modlarını yaptık, sırlarına açıp baktık, fantezisini yaptık, hikayesini oynadık, bonus bölüm de çektiğim üzerine bir iki tane, yani oyunun suyunu çıkardık, oyuna sıktık sıktık suyunu çıkardık ve içtik o suyu ve artık ilerleme zamanı. GTA 5 zamanı, GTA 4 zamanı diyeceğim ama GTA 4'te bir şey yok. Zaten orman yok, bir şey yok. Rockstar oyunu küçücük bir haritaya sıkıştırmış. İğren, üzerine de iğrenç bir oyun mekaniği yerleştirmiş. Tebrikleri, tebrik ediyorum sizi Rockstar. Oyunun içine etmeyi başarmışsınız yani. Biliyorsunuz GTA 4'te sinir krizi geçiren bir adamım ben. Gayet çok rahat bir şekilde sinir krizi geçirebiliyorum. O kadar ciddi bir adam olamama rağmen. Hatta bunun üzerine bir video da yapacağım. Nasıl ciddi olunur diye. Olamıyorum yani, olmuyor. Evet. Arka sayfaya geçiyoruz. Arka sayfaya geç... Aha, dur bu tarafa. Bilgisayar özelliklerin ve video çekerken kullandığın sistem nasıl? Photoshop kullanıyorsan hangi programı kullanıyorsun? Yaş kaç ve hangi üniversitede okuyorsun? Arkadaş saydırmış. Hemen cevaplayayım bana. Bana cevaplamak düşer. Bilgisayar özelliklerin ve video çekerken kullandığın sistem nasıl? Bilgisayar özelliklerim işte 8 GB RAM, kaç şey olduğunu bilmiyorum. RAM'ın geri kalan üzerine bilmiyorum. İşlemci işte i7, Intel Core 2.5. Ekran kartı Nvidia GeForce GT 650M. İki tane onlardan var. İkisini birden çalıştırdığım zaman ne oluyor? FPS artıyor. Ama hani 2 GB, 2 GB, 4 GB yapmıyor. Sadece FPS falan artıyor. Yani o işe yarıyor. Mesela ekran kartınız kasıyorsa daha az. Yani ekran kartınız düşükse, mesela benimki birazcık düşük aslında oynadığım oyuna göre. Mesela Advanced Warfare'da kasacak benim bilgisayar video çekerken ama olsun ne yapalım. İşte oradaki FPS'yi şey yapıyor, daha doğrusu yükseltiyor. Hani FPS sorununuzu azaltıyor, öyle diyeyim. Sistem yok ya. Şu anda o Open Broadcaster Software ile Sony Vegas Pro'yu deniyorum. Daha önce Fraps, YouCam ve Camtasia'yı kullanıyordum. Kullanmaya devam edeceğim büyük bir ihtimalle. Bunlar çektiğim programlar. Sistem derken şeye soruyorsan, gördüğün gibi şu mikrofonu kullanmaya başladım. Samsung C01 Studio Condenser. Onun dışında kullandığım şey bu. Kulaklık bunlar. Hop, yetişmiyor ha. Şu iki kulaklık aslında çok şey bir kulaklık, ucuz bir kulaklık. Bir şey yok. Şununla şey yapıyorum, bazen vlog çekiyorum. Kamerası iyi sağ olsun. Aslında o kadar pahalı bir telefon değil ama kamerasını yüklenmişler, güzel yapmışlar. Yani bu sistem, bu kadar da şey bir sistemi yok aslında. Abartılı bir sistemim yok. Yani kendi kanalıma göre gayet yerinde diyebileceğimiz bir sistem. Kanalı nasıl geliştirebiliriz? Böyle bir soru bekliyordum. Teşekkürler sorduğunuz için. Kanalınızı geliştirmek için herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Hani yeni başlarınızla ilgili 500 TL'lik mikrofon almanız gerek yok. Ben bu mikrofonu aldım. Bunu alırken bile tereddütlüydüm ki o kadar pahalı değil bu mikrofon. Terliyorum bu arada. İçerisi çok sıcak. Çok sıcak. Alışamadım ben buraya. Kanalınızı nasıl geliştirebilirsiniz? Size bu işin sırrını söylüyorum. Olabildiğince keyif alacaksınız ya. Bu yani. Keyif alacaksınız. Zorlarsanız olmuyor. Çok izleniyor diye zorlarsanız olmuyor. Mesela çok izleniyor. Gidip League of Legends oynuyorsunuz. Mesela böyle bir şey oldu diyelim ama sıkılıyorsunuz. Olmaz.
İnsanlar sıkıldığınızın farkına varır. Veya çok iyi olmanız gerekiyor. Hani ben sana derste ne kadar iyiydim? Bilmiyorum. Ama siz iyi olduğumu söylediniz. Ve bazı ahbaplar da sırf iyi olduğum için gelmiş sana derste. Sana derste o kadar iyi değilim de. En azından bilgiliyim. Hani bilgimi aktarıyorum. Ya böyle çok bilgili olmanız gerekiyor ya da çok keyif almanız gerekiyor. Bu. Onun dışında hepsiniz sabıra kalmış. Sabır ve emeğe kalmış yani. Birazcık uğraşacaksınız, birazcık da bekleyeceksiniz. Bu kadar. Fazla karmaşık bir tarafı yok. En sevdiğin 3 oyun, en sevdiğin 3 film ve seni en çok etkileyen 3 olay nedir? En sevdiğim 3 oyun San Andreas, Age of Empires 3 ve Call of Duty 2 idi. En sevdiğim 3 film iyi, kötü ve çirkin. Mars Attacks, Türkçesi Çılgın Marslar. İzleyin ya. Öyle bir film yok. Çok komik. Bir tane daha film söylemem gerek. Yani Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi. Hani üçleme biliyorum ama tek bir film olarak düşünüyorum ya. Şimdi 3 olaya gelirsek, birincisi 9-11 olarak şey yapılan 11 Eylül saldırıları, İkiz Kuleleri yapılan saldırı neden? Ya dünyanın genelini etkiledi ama ben daha çok insanların üzerinde bıraktığı etkilendim yani. Herkeste böyle bir ön yargı oluştu. O benim pek hoşuma gitmedi. Onun dışında burası İstanbul beni çok etkiledi. İstanbul'da gördüğüm şeyler hani olay olarak değil de bir olgu olarak bakarsak İstanbul benim çok hayal kırıklığına uğradım ben burada ya. O kadar hoşuma gitmedi yani. Yani bu. Yani o yüzden evime dönmeyi çok istiyorum. Tatillerde mesela acayip mutlu oluyorum evime döndüğüm zaman. Çok rahat oluyorum. Kafamı çok dinliyorum. Yani burası beklediğim gibi değildi. Bu beni çok etkiledi. Üçüncü bir olay ise ulan üçüncü bir olay ne etkilemiş olabilir ki beni? O birazcık özele kaçar ya onu söyleyeyim ama. Onun yerine ben size başka bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? LYS. LYS'ye çalışmak beni çok etkiledi. Asla kendinizi zorlamayın. Hani çalışmanın da bir sınırı var. O sınırı aşmayın. Zaten belli bir yere geliyorsunuz yani çok mesela süpersiniz diyelim. Süper çalıştınız. Belli bir yere geliyorsunuz. Ondan sonra düşüş başlıyor. Çünkü psikolojik olarak çatırdamaya başlıyorsunuz. Yorulmaya başlıyorsunuz. Artık ne kadar çalışmak isteseniz de o artık gidiyor böyle yavaş yavaş gidiyor. O lan neden böyle oldu? Şey oluyor. Ters yöne gidiyorum mesela. Tamam öyle olsun. Daha önce şeydi normalde. O yüzden LYS'de ben birazcık fazla kaçırdım çalışmayı. Yani kendime göre fazla kaçırdım. Muhtemelen buradaki Türkiye'deki insanların çalışma temposunu gayet iyi biliyorum. Buradaki insanların yarısı kadar çalışmamışımdır ama zaman olarak gene de benim için çok fazlaydı. Türkiye'den bir şeyi Azerbaycan'a gönderiyorlarmış. Şirkete göre değişiyor ya. Dağıtım şirketine göre değişiyor ve satışı yapan şirkete göre değişiyor. 10 yıl sonraki 5-10 yıl sonraki planların ve what? Planların ve hayallerim mi yazmışım oraya ben? Hedeflerin. Planların ve hedeflerin nelerdir? İkisi de aynı şeydi. Şöyle düşünüyorum. Ben küçük küçük indie oyunları falan yazarım. Çevreme birkaç kişi toplarım. Zaten çevremde birkaç kişi var yani arkadaşlarım falan var. Onlarla birlikte birkaç oyun daha yaparız. Sonra gelişiriz. En sonunda büyük bir oyun şirketi oluruz. İnşallah bir gün Türkiye'ye böyle bir şirket şey yaparız. Kafamda oyunların hepsi hazır. Hepsi hazır yani şu anda. Yani bu. Ayrıca bu oyun şirketinden daha sonra bir tane film şirketi kurmayı düşünüyorum. Kendi filmlerimi ve dizilerimi yapmayı düşünüyorum. Birkaç tane değil, bayağı bir kitap yazmayı düşünüyorum. Bilmiyorum hangi zamana sığdıracağım bilmiyorum. Şu üniversite bir geçsin de bir boşa çıkayım ya. İhtiyacım var boşa çıkmaya. Şöyle bir sorumluluk falan olmasın da kendi hayallerim üzerine çalışayım birazcık. GTA 4 serileri hakkında bilgin var mı? Var. GTA 4 serileri yapacağım ama dediğim gibi bir save dosyam yok. O yüzden başka bir şey yolunu bulacağız. Kanalın ismi aklına nereden geldi? En büyük hedefin ne? En büyük hedefim dediğim gibi kocaman bir şirket kurmak.
tüm dünyanın bileceği bir şirket kurmak ve adı da muhtemelen 146 olacak. The 146 Games, The 146 Movies falan filan. Çok egoist bir düşünce ama kafama girdi bir kere, çıkmıyor. Takıldı buraya, takılınca çıkmıyor. Tamam, yok, tamam. Üzerime çıkacaktı ama. Şimdi sıcak hissedeceğim, ondan sonra bir üşüyeceğim, yani sesim gidecek. Pek iyi olmaz o. Kanalın ismi aklına nereden geldi? Serdar 146. Aklıma nereden geldi? 146'nın hikayesini anlattığım için Serdar 146 oradan geldi işte. Zaten o benim genellikle nickname'imdi. İşte multiplayer oyunlarına falan filan. İşte en büyük hedefim de o şirketi kurmak. The 146 Limited. Hayır, böyle olmayacak şirketin. Limited falan olmayacak da. Bakalım ne olacak. Abi bu gizemin videosunu yapar mısın? Fotoğrafı da göstermiş. Videosunu muhtemelen çekemem ya. Sana sırlarım. Çünkü bayağı bir ara verdim. Ancak canlı yayınlarda falan araştırırım da. Paylaştım senin fotoğrafı. Ve gerçekten şey hoşuma gitti zaten. Hani bir tane arkadaş gizem avcılarına gidin bakın. Orada paylaşılan fotoğraflar arasında görünecektir. Bir tane uzaylıya kalmış fotoğrafta. Daha doğrusu oyunun içinde bulunan bir şey. Ona gidip bakmanızı tavsiye ederim. Gizemlerle ilgilenenler. Ona bakabilirler. Gizem amcaları grubumuzdan. Çünkü fotoğraf gayet gerçekçi yani. Bir şeyleri kanıtlıyor. Serdar abi boyun kaç? 1,85. En son ölçtüğümde. Sonra ayaklarımı kestiler. Boyum kısaldı. GTA 4 alacağım. Şu an indirimde, sence alayım mı? Minecraft server kurmayı düşünüyor musun? Lütfen kur ahbap. Kendine iyi bak. Sen de ahbap. Sen de kendine iyi bak. Ups. Şurada hepsi şey yapmışız bak. Terlemişiz. Sıcak olmuş. GTA 4 indirimdeyse al ya. Ama öyle fazla pahalı olmasın yani. Yani 7,75 genelde oraya düşüyorlar. 5 TL. Böyleyse alabilirsin yani. Problem yok. Sonuçta sokakta sattıkları daha pahalı. Minecraft server kurmayı düşünmüyorum ya. Minecraft server kurmak uzun iş. Öyle fazla imkanım yok onun için. Şartlar uygun değil, zamanım da yok. O yüzden pek şey olmaz, hoş olmaz o. Burada ne var ya? Ha şu. Tamam. GTA 5. Ha kardeşim, sen ne zaman Mount & Blade modlarından birini çekeceksin? Vallahi bir sonraki Mounted Blade bölümünde artık diplomasi modunu kurmayı düşünüyorum. Bayağı iyi bir modmuş. Osmanlı modunu oynayamam herhalde, bilmiyorum. Onu oynayamam. Viking Conquest'i indirdim. Aldım Steam'den, DLC'sini zaten aldım. Çok merak ediyorum. Bayağı sağlam bir moda benziyor. Onu oynayacağız. GTA 5 ne zaman gelecek? Geldi bile. GTA 5 geldi diye cumartesi attım. Hatta sır videosu çektik ve bayağı iddialı bir sır. Bayağı iddialı bir sır. Kızmıyorum, merak etme. Sakin, sakin. Sadece bu benim ciddi olmama izin. Ciddi değil. Hiçbir zaman olamıyorum. Fanteziye gidersen yanına alacağın 5 şey. Dinlediğin bir kız sanatçı. Arkadaşlarınla Türkçe hariç hangi dili konuşuyorsun? Fanteziye gidersem yanımda alacağım 5 şey. Bir güneş paneli. Güneş panelindeki enerjiyi elektrik enerjisine çevirecek bir dönüştürücü. Süper bir laptop. Sana da laptop için gerekli bir şarj cihazı, panel, işte bir tanesini dönüştürebileceğim alacağım bir ucuna, diğer ucunu laptopa bağlayacağım. Böyle olunca sürekli enerji olacak Fantezya'da. Çünkü Fantezya güneşli bir yer. Haha ki hiçbir şekilde söylemedim Fantezya'nın ne olduğunu, neresi olduğunu. Ben de kafama göre şartlar uydurabilirim. Böylece sürekli elektrik olacak. Şeye bak ya, mosu falan almıyorum. Tanıdığım birisini almıyorum. Direkt 5 şey. Hepsi bilgisayarla kadar. Kaç tane oldu? Güneş paneli, dönüştürücü, laptop, priz. Aaa çok güzel. O zaman bir de ben zaman makinesi alayım yanıma. Böylece sürekli geçmişe gidip sürekli bir şeyler getirebilirim. Ha. Tamam. Normaliz. Hangi videolar
paylaşıyorsun şu anda. Muhtemelen sen bunu izlediğin anda bu videoyu paylaşmış olacağım. Onun dışında GTA 5 sırrı çektik. Fallout 3 sırrı çektik. Çektim. Vlog çekiyorum. Minecraft Exit. Bu aralar bayağı yoğunlukta. Bu. Yeni oyun kanalı açan arkadaşlara destek olur musun? Şimdi şunu kastediyorsanız hani işte birlikte video çekmek veya işte kardeş kanal falan kastediyorsanız onu yapamıyorum çünkü bu bir kişi yeni oyun kanalı açmıyor. Herkes açıyor. Yüzlerce kişi açıyor. O zaman yüzlerce kişiye birden yardım etmem lazım. Ki isterim. Yardım etmeyi isterim ama öyle bir imkanım yok ne yazık ki. O yüzden öyle bir şey yapamam ama daima manevi desteklerimi veriyorum yani. Bana mesaj atanların hepsine cevap veriyorum. Tavsiye isteyenlere cevap veriyorum. Hatta ve hatta onların videolarını izliyorum ve onların nelerin eksik olduğunu falan söylüyorum. Kapım daima açık yani. Manevi desteğimi daima veririm. Skype hesabın varsa ekler misin? Skype hesabım varsa ve seni eklersem başka ahbaplara da eklemek zorunda kalacağım. Sonra daha fazla ahbaba bekleyeceğim. Ondan sonra bir bakacağım Skype hesabım dolup taşmış. Aa çok ilginç. Sonra hatırlamaya çalışacağım. Ne zaman başladı bunlar? Kimse bilmiyor. Hatırlamıyoruz. Kaos oluyor. Kaos. Geri dönüyoruz. neredeydik? Minecraft'ta ilkinde bir yer vardı. Oraya ne oldu? Nedeni ha. Neden o ha neden her defasında ilginç diyorum? Çünkü ilginç. İlgimi çekiyor. Ki ilgimi çeken bir şeyin kelime yani sıfat da olarak ona ilginç diyorum. Çünkü ilgincin kelime anlamı ilgi çeken. Çok ilginç bir soru. Manyağınız yok. Herkese bir gülüyorum şu anda çok o moda girdim yani şu anda Joker moduna girdim olduğu gibi. Daima gülüyorum. İlk abonelerindenim. Ben abone olduğumda daha 100 kişi abone olmamıştı. Sağ olasın ahbap. Bugünlere kadar beni takip ettiği için sana çok teşekkür ediyorum. Tüm ahbaplara çok teşekkür ediyorum. O günleri hatırlıyorum ve o günlerden ne değişti biliyor musunuz? Hiçbir şey değişmedi. Hala aynı manyağım ben yani. hatta size bir hikaye anlatayım. Hikaye değil de size şey anlatayım. Benim sizden hiçbir farkım yok. Neden böyle bir şey söylüyorum? Hani şey olarak görün yani işte işte bu bizim büyük abimiz falan filan değil. Yani normal sokak arkadaşı abiniz veya ne bileyim işte yanınıza gelip birlikte bilgisayar oynayan abiniz gibi bir şey. Neden? Çünkü bir aramızda fazla bir yaş yok. Hani şu anda ben üniversiteye daha yeni başladım. Yeni başladım. Aramızda en fazla maksimum şey yapsan hani en şey ihtimalle 10 yaş. O da en hani uçtaki ihtimalle. Hani şu anda siz ve ben aynı jenerasyonun parçasıyız. Ve ben ne diyecektim? Hani tıpkı sizin yaptığınız gibi ben de şey falan soruyordum. Hani az önce demiştiniz ya işte diğer yeni başlayanlara da falan destek olur musun diye. Ben de aynı şeyleri sordum diğer kanallara. Cevap vermen oldu olmadı o başka mesele ama gerçekten size cevap vermeleri size ne kadar şey katıyor bunu anlayamazsınız. Çok çok yardım oluyor ya. Sadece o cevabı almak bile size çok yardım oluyor. Emin olun. Daima danışın. Danışmadan bir şey yapmayın. Danışmak iyidir. Neredeydik lan? Ha, bugüne kadar kaç kızla çıktın? Çok net bir. Böyle sorular sormayın bana. Böyle sorularla gelmeyin. En çok hangi kiradını seviyorsun? Oğlum öldüreceğim seni. yok yok şaka yapıyorum öldürmeyeceğim. En çok hangi kilodumu seviyorum? Nope. Modlu San Andreas devam edecek mi? Modlar yüklemeyi sonunda başarabilirsem devam edecek çünkü en son Modlu San Andreas oynamaya çalışınca bir facia oldu. FPS
Face'den gelen istekleri neden kabul etmiyorsun? Skype'a gelen istekleri neden kabul etmediğimle aynı sebep. Çünkü kaos oluyor. Allahsız fındıkın sorusunu ağzıma alamıyorum. Ve hayır diyorum. Onun sorusuna cevap olarak hayır. Ağza alınmayacak bir soru. Ne haber? Diye sorun şu Rahbap. İyidir Rahbap, senden ne haber? Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Vice League gizemleri çekmeyi düşünüyor musun? Evet. Ne zaman olur bilmiyorum. Ama düşünüyorum. Çünkü bir şeyler var Vice League'de. Fazla bir şey olmaz. Hani San Andreas'ta 26 tane video, sır videosu gelmişti. Vice League'de o kadar olmaz. Yani taş çatlasın 6 tane falan. Çünkü bazı gizemleri birlikte çekerim de. Ama düşünüyorum. İnşallah bir gün yaparız. O kafamda öyle bir proje var. 57. soru. Gene bana böyle sorulara gelmeyin. Abi diyor, sevgilim var mı diyor. Yok kuzum. Yok. Yok öyle bir şey. Bana böyle sorularla gelmeyin. İşkence etmeyin bana. Şaka yaptım. Hiçbir zaman. Ben, siz beni ne zaman gördünüz videoda ağlarken? Sinirden ağlıyorum ama. Sinirden ağlamıştım bir kere. GTA 4 oynarken. O kısmı kestim. O kısım çok dramatik bir kısım. O kısmı kestim. Patrick McCreary var ya, o adam tam bir şerefsiz oğlum. Adam kendisi gidiyor, atlıyor, ateş açıyorlar. Şey, çeteler ateş açıyorlar bize. Adam gidiyor önüne atlıyor. Sonra o öldü diye şey bitiyor, görev bitiyor. Neyse. Ve evet, tüm sorularda bu şekilde cevaplamış oldum. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çocukluk ve kalmanız dileğiyle. Bay bay.